Şimdi Allah dilediğini hidayete eriştiririn anlamı da dileyeni dilersen eriştirir. Yani engel olmaz. Mesela ben Allah'a inkar etmek istiyorum, varsayalım. Allah benim inkar etmemi engelleyecek. Yok. Ben ona inanmak istiyorum, ondan emin olmak istiyorum. Bunu engelleyecek, bunu da yapmam. Sen neyi diliyorsun, onu inşa eder. Yani o sünnetini bu şekilde teşekkül ettirmiş. Bunu anlatabiliyor muyum? Böyle yapmayı adet edinmiş kendisine. Bize sormadı bunu, kendisi dilemiş, böyle yapmış. Yani onun hidayete eriştirdiğini kimse saptıramaz mesela. Sen istemişsin, doğru yola girmişsin. Doğru yola girdikçe de, yürüdükçe, ettikçe o yolu iyice benimsiyor, seviyor. Eğri yola giren için de durum aynı. O da onu o kadar seviyor ki, tekrar dönecek, öbür yola gidecek, gözü yemiyor. Yani orada daha ileri gitmek daha sevimli geliyor insanlara, dikkat edin. Bunu kastediyor yani bu ayetler. Fakat tercümelerde hala kaderi anlayışı, cebriyi anlayışı hakim sanki. Dikkat ediyorum, birçoğumuzun dilinde mesela bir hayret ediyoruz veya şaşkınlığa düşüyoruz filan, bir takım deyimler kullanıyoruz Müslüman olarak. Bir şey, sen bilirsin ya Rabbi ya Resulullah diyor birçok insan, dikkat ediyor. Sen bilirsin ya Rabbi ya Resulullah. Resulullah nereden bilsin? Resulullah öldü gitti. Ama Allah ölmedi. Sen bilirsin ya Rabbi ya Rabbel Alemin. Yani yalnız Allah'ı anmak durumundasın. Resulullah öldü, 1400 sene evvel öldü. Bilemez ki o. O da bilemez. Ne, ben de bilemem. Bana bildirildiğinin dışında ne bileceğim ki? Külli şeyin kadir olma vasfı Allah'a ait, kullarına değil, peygamber de olsa. Peygamber neyi bilir? Kendisini Allah'ın söylettiği gibi. Ben de sizin gibi bir insanım diyor. Ne var ki bana vahyediliyor. Yani ben bana vahyolunanı biliyorum ve onu da size bildiriyorum. O kadar. Bildirince de aramızda zaten fark kalmıyor. Yani benim bildiğimi siz de öğrenmiş oluyorsunuz. Ama ben ona uyuyorum, gereğini yerine getiriyorum. Bildirdiğim Ebu Cehil uymuyorsa bu Ebu Cehil'in sorunu. Yani uymadığı için o benden farklı kalıyor. Uysa o da benim gibi olur. Benim gibi olur demek yani illa herkesin mutlaka vahiy, doğrudan Cibril'den vahiy alması gerekmez. Hepsine vekaleten Allah kullarının birisini elçi seçer. Tamam, onunla gönderir. Hep de böyle sünnet edilmiş. Salih peygambere de böyle yapmış, Musa'ya, İsa'ya, Muhammed Aleyhisselam'a da böyle yapmış. O da bildiriyor bize, bitiyor iş.